TV264 ekranlarından herkese merhabalar efendim. Gündem 264 programıyla sizlerle birlikteyiz. Sevgili izleyenler, çok önemli bir konuğum var bugün. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici bizlerle birlikte. Sayın Destici, öncelikle hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Sevda Hanım. Hayırlı yayınlar, hayırlı akşamlar, hayırlı Ramazanlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Nasılsınız, iyi misiniz? Pandemi ve Ramazan günleriniz nasıl geçiyor? Hamdolsun, elhamdülillah. Allah'ın bugününe şükür. Tabii öncelikle aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin mübarek Ramazan ayını tebrik ediyorum. Rabbim cümlemizi rahmetinden, bereketinden, mağfiretinden istifade eden kullarından eylesin. Tabii ki bu pandemi şartlarından dolayı biz de siyasi faaliyetlerimizi yüz yüzeden ziyade daha çok internet ortamında gerçekleştiriyoruz. Hatta işte bugünkü programımızda olduğu gibi televizyon programlarımızı da Skype üzerinden ya da Zoom üzerinden yapıyoruz. Toplantılarımızı bu şekilde yapıyoruz. Ama yine de elbette vatandaşlarımızla bir araya gelmeyi de maskeli olarak, mesafeyi de muhafaza ederek yüz yüze gelmeyi de ihmal etmiyoruz. Tabii Ramazan ayının başlarındayız. Tabii Ramazan'la birlikte daha önceki tabii dönemlerde COVID-19 virüs bayağı bir artmıştı. Evet. İşte 50 binleri geçti. Ölüm oranları arttı. Tabii bunlar başta hepimizi üzüyor. Ama tabii bunları önlemek adına ya da minimize etmek adına devletimizin aldığı tedbirler var. Bu tedbirler açıklandı ve bu Ramazan ilk iki haftası kısmi bir kapanma süreci içerisindeyiz. Buna da hepimizin azami derecede dikkat göstermesi gerekiyor. Çünkü evet aşılama başladı ama hem bizim ülkemiz hem diğer dünya devletleri henüz aşıda istenen seviyede değiliz. Yine biz Türkiye aşı üretmeyen bir ülke olmasına rağmen dünyada aşılamada 6. sırada. Burada da Sağlık Bakanlığımızın, Bilim Kurulu'nun bir başarısı var. Onları tebrik ediyorum. Tabii en büyük teşekkürü de kahraman, fedakar ve bu dönemin gerçekten özveriyle çalışan büyük kahramanları, sağlık çalışanlarımıza da şükranlarımı sunuyorum. Peki Sayın Destici, hemen pandemi demişken pandemiyle giriş yapalım sorularıma ben başlayayım. Sizler de açıkladınız, az önce söylediğiniz kısmi kısıtlama getirildi. Cumhurbaşkanımız kabine toplantısı sonrası açıkladı yeni kararları. Sizce yeterli mi açıklanan kararlar? Şimdi ben doğrusunu söylemek gerekirse aslında bu kararlardan ziyade bu kontrollü normalleşme sürecine ben erken geçildiği kanaatindeyim. Ben o zaman da bu düşüncelerimizi paylaşmıştık. Biz aslında Ramazan ayı sonuna kadar, en azından Nisan sonuna kadar daha önceki yani iki ay önce geçilen kontrollü normalleşme sürecine geçmeyip de o tedbirlerle devam etmiş olsaydık Allahu alem bugün bu süreçleri yaşamıyor olabilirdik. Ama o da yaşandı. Şimdi önümüze bakmak lazım. Oturup ağlayacak halimiz yok. Bundan sonra ne yapabiliriz? Bunu konuşmamız gerekiyor. Tabii ki bu alınan tedbirlerin iki hafta sonra bir sonucu görülecek. Eğer burada istenilen seviyeye ulaşılamazsa, yani hem vaka sayılarında, hem ölüm sayılarında, hem hasta, ağır hasta sayılarında istenen ya da hedeflenen düşme gerçekleşmezse, o zaman bu tedbirler daha da artacak ve tam kapanmaya geçilecek. Peki sağlık bu işin ilk sırası, ikinci sırası da ekonomi şüphesiz. Sizler de çok iyi biliyorsunuzdur aslında bu pandemi döneminde esnaflar olmak üzere işverenler, işletmeler, birçok sektör olumsuz etkilendi. Artık belleri bükülmüyor işletmecilerin, esnafların. Evet, devlet tarafından birçok destek veriliyor. Kısa çalışma ödeneği adı altında birçok destek verildi. En son işte yine işletmelere
1500 liralık bir destek verildi, verilmeye de devam ediyor. Fakat esnaf yine bu süreçte zor durumda. Bu Ramazan'la birlikte bir 10 gün açtılar ama bu Ramazan'la birlikte tekrardan dükkanları kapandı. Bir ay yine kapalı kalacaklar. Efendim, devlet tarafından bu süreçte ekonomi açısından verilen destekler sizce faydalı mı? Sizin partinizin bu konuda görüşüne? Şimdi elbette ki her destek faydalıdır ama destekler yeterli midir? Elbette ki istenilen düzeyde değildir. Çünkü bu bir imkan meselesidir. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti, hazinesi, zaten biz çok zengin bir ülke, zengin bir millet, zengin bir devlet değiliz. Yani biz gelişmekte olan bir ülkeyiz. Ekonomimiz büyük ama ekonomimizin büyük oranda dış ya da iç borçla çeviren, dış ticaretine baktığı zaman dış ticareti açık veren, cari açığı olan bir ülkeyiz. Onun için bizim imkanlarımız sınırlı. Vatandaşa verilen de sınırlı. Biz elbette ki tüm imkanların bu süreçte mağdur olan, işini kaybeden, aşını kaybeden, işi zora giren vatandaşlarımıza harcanmasından yanayız. Biz bunu defaten dile getirdik. Diğer yatırımlar bekleyebilir. Örneğin bir yol yatırımı, bir köprü yatırımı 2 sene sonra da yapılabilir, 3 sene sonra da yapılabilir ama bir insan işini kaybetmişse ya da dükkanını kapatma noktasına gelmişse buna müsaade etmemek gerekir. Önce desteğin buna verilmesi gerekir. Önce evine ekmek götürmesi gereken insana bu yardımın yapılması gerekir. Biz bu süreçte burada bütün önceliklerin, bütün kamu kaynaklarının, hazinenin önceliği bu süreçte işini kaybeden, aşını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalan, işi zora giren ya da bu dönemde mesela ihtiyacımız olan, daha fazla üretime ihtiyacımız olan sektörler var. Gıda gibi, tarım ve hayvancılık gibi. Buraların desteklenmesi lazım. Yine bu dönemde Türkiye'ye döviz getirecek, işte üretimini artıran sektörler var. Bu sektörlerin desteklenmesi lazım. İşte maske ya da efendim işte tulum ya da efendim işte hijyen maddeleri olmak başta olmak üzere diğer Avrupa'daki bazı fabrikalar biliyorsunuz iş yerlerini kapattılar. Üretim yapmıyorlar ya da üretimlerini çok az seviyeye düşürdüler. Burada Türkiye öne geçebilir. İşte bu sektörlerin desteklenmesi lazım. Mesela ben geçtiğimiz hafta Kocaeli'deydim. Evet. Sayın Valimizle yaptığımız görüşmede belediye başkanımızla bize söyledikleri şu oldu. Biz bu dönemde ihracatı artırdık dediler. Üretimi artırdık dediler. İş istihdamı artırdık dediler. Bunu nasıl yaptıklarını sorduğumda da işte biraz önce anlattığım gibi Avrupa'da bazı sektörlerde işler durunca, üretim durunca burada bizim fabrikalarımız üretimlerini daha da artırıyorlar. Bu üretim artınca da tabii bu istihdam oluyor. Yani yeni iş, işsizlere iş oluyor. Ve Türkiye'nin ihracatına da büyük bir katkı sağlıyor. Bu sektörlerin desteklenmesi lazım. Gıda sektörünün, tarım sektörünün ve diğer biraz önce bahsettiğim medikal, hijyen sektörü, maske sektörü, bütün bunların desteklenmesi lazım. Bizim bunları desteği, bunlara öncelik vermemiz lazım. Tabii sizin bahsettiğiniz kısa çalışma ödeneğinin burada eğer bir kısıtlama varsa, kısmi de olsa kapanma varsa o zaman devlet bu desteği devam ettirecek. Ne zamana kadar? İnsanlar iş yerlerinde çalışmaya başlayıncaya kadar. Yani bu kısıtlamalar ortadan kalkana kadar devam etmesi lazım. Yine aynı şekilde diyelim geçtiğimiz yıl KGF kredileri ya da devlet bankaları başta olmak üzere esnafımız, üreticimiz, sanayicimiz, tüccarımız kredi kullandılar. Evet. Yani ve bunların düşük faizlerle verildi bunlar bu süreçte. Şimdi bunların geri ödemesi geldi. Bizim Büyük Birlik Partisi olarak tavsiyemiz bu pandemi süreci devam ettiği sürece, bu kısıtlamalar devam ettiği sürece bu kredilerin geri ödenmelerinin ertelenmesini ve bunların da bu ertelemelerin de ekstra faiz konmadan yapılmasını istiyoruz. Mesela turizm sektörünü ele alalım. Şimdi geçtiğimiz yıl turizm sektöründe iş yapanlar, oteller çalışamadı. Yurt dışından turist istenilen seviyede gelmedi. Çok az geldi. Bu sene de aynı durumda karşıya kalırlarsa ki
kısmen öyle gözüküyor. O halde geçtiğimiz yıl çektikleri kredileri, bunlar KGF kredisi de olsa, bunlar nasıl ödeyecekler? Dolayısıyla bunları ödeme imkanları yok. Bunların batmaması için, normal ticari hayatlarına devam etmesi için sadece turizm sektörünü söylemiyorum. Diğer bütün sektörleri kastederek söylüyorum. Onu bir örnek olsun diye söyledim. Bunların desteklenmeye devam etmesi lazım. Aynı şekilde esnaflarımız, küçük esnafımıza yapılan kira yardımı onlara bir can suyu gibi geldi. Ama şimdi büyük esnafımız ya da tüccarımız açısından baktığımız zaman kirası 50 bin lira olan, 30 bin lira olan bir iş yeri için 1000 liralık ya da 750 liralık bir kira yardımının bir fayda sağlamayacağını biz biliyoruz. Dolayısıyla bunların daha büyük desteğe ihtiyacı var. Aslında bunlar desteklerin de ziyade şunu öğrenmek istiyorlar. Yani biz ne zaman işe başlayacağız? Yani bize mesela düğün salonu sahipleri diyor ki bize tarih verirse biz Haziran'da mı düğün yapmaya başlayacağız, Temmuz'da mı, Ağustos'ta mı? Bu bize bildirilirse yeter. Biz ona göre randevularımızı veririz ve dolayısıyla da burada rezervasyonları yaparız ve ön ödemelerimizi alırız ve işimize bakarız, devam ederiz diyorlar. Burada planlamalara ihtiyaç var. Az önce Sayın Destici şunu dediniz, işte tarım ve hayvancılık gibi birçok sektöre hükümet tarafından bu süreçte destek verilmesi gerektiğini söylediniz. Turizm örnek verdiniz ama ben de şu tarım ve hayvancılık sektöründe bir örnek vermek istiyorum. Son zamanlarda özellikle bu sene gübre ve ilaç fiyatları aldı başını gitti. Çoğu çiftçi ya gübreyi bahçelerinde, tarlalarında, işlerinde azaltmaya başladı ya da artık tarım ve hayvancılığı bırakmaya başladılar. Çünkü yetişemiyorlar fiyatlara. Geçtiğimiz yıl bu kadar çok, 2021 yılı kadar sıkıntıları yoktu ama 2021 yılına girdiğimizde çiftçi ve tarımla ve hayvancılıkla uğraşan kişiler daha çok sıkıntı yaşamaya başladı. Çünkü fiyatlar çok fazla yükseldi. Bununla ilgili ne dersiniz? Şimdi size katılıyorum çünkü ben kısmen tarımla uğraşan, çiftçilik yapan da birisiyim. Geçtiğimiz yıl döviz neredeyse bu fiyatlardayken aldığımız bir diyelim gübresini 1800 liradan alırken bu sene bu rakam 3300-3400 liraya çıkmış vaziyette. Yani neredeyse %100 artmış. Yani bunu döviz artışıyla da kimse bize izah edemez. Aynı şey ilaç fiyatlarında var. Şimdi tabii ki son yıllarda özellikle buğday, arpa, yulaf üreticisi açısından taban fiyatların erken açıklanmasıyla ve gerçekten fiyatları da tatmin edici şekilde olmasından dolayı çiftçimizin, bu üretici çiftçimizin yani tahıl üreten çiftçilerimizde bir rahatlama olmuştu. Ama bu girdi maliyetlerinin bu sene çok yükselmesiyle birlikte %100 yükseldiği gerçekten söyleniyor. tabii o rahatlama neredeyse bir azaba dönüşmüş vaziyette ve çiftçi gerçekten ekmekte büyük zorluk çekiyor. Şimdi işte en son patates ve soğan üreticilerimiz malları, ürünleri ellerinde kaldı. Yani maliyetleri neredeyse bunların 1 TL ve bunları 50-60 kuruştan satmak zorunda kaldılar. Yani yarı fiyatına, maliyetinin yarı fiyatına satmak zorunda kaldılar. Fiyat artacak diye beklerken fiyat geriye gitti. Şimdi Devlet, Tarım Bakanlığı, Toprak Mahsulleri Ofisi ürünleri ellerinde kalan çiftçilerimizden patates, soğan ve çelteyi maliyetine yakın bir fiyatla alıyorlar. Bu da çiftçimiz için bu üreten yani patates, soğan ve çelti üreten çiftçimiz için bir can suyu oldu. Bir nevi bir ürünlerini en azından maliyetine satabilecek bir imkana kavuştular. Tabii bu yeterli mi? Yeterli değil. Biz Büyük Birlik Partisi olarak patates, soğan gibi, çeltik gibi ürünlerde de aynen arpada, buğdayda, yulafta, fındıkta, kuru üzümde, kuru incirde olduğu gibi bir taban fiyat belirlenmesini ve ekim alanlarının da planlanmasını arzu ediyoruz. Bizim tarımda elbette ki geçmiş yıllara baktığınız zaman destekler var ve bu destekler azımsanamayacak seviyede ve düzeyde. Ama yine burada baktığımız zaman bu desteklerin aslında bize göre tek elde toplanması lazım ve direkt üretene bunların verilmesi lazım. Bir de burada en önemli nokta, en önemli girdi maliyetlerinden bir tanesi de mazot yani akaryakıt ve elektrik.
Çünkü sulama olmadan ürün almanız çok azalıyor. Yani suladığınız sulanan bir araziden 4 ürün alıyorsanız sulanmayan bir araziden bir ürün alıyorsunuz. Sulanmayan araziyi 2 senede bir kere ekiyorsunuz. Sulanan araziyi her sene ekiyorsunuz. Dolayısıyla da burada aslında 1'e 8 gibi bir rakam ortaya çıkıyor. Hele ki kıraçta üretim yapan çiftçilerimizin, tarımla uğraşan vatandaşlarımızın hali çok daha zor durumda. Hatta perişan diyebileceğimiz bir vaziyette. Bunların desteklenmesi gerekiyor. Mazotun üzerindeki çiftçinin kullandığı mazotun üzerindeki ÖTV'nin mutlaka kaldırılması gerekiyor. Ve elektriğin üretim için, yani sulamada üretim için kullanan çiftçilerimize bence düşük fiyatla verilmesi gerekiyor. Ve bunların da mesela elektrik ücretini ödemediği için tekrar sulama imkanı bulamıyorlar. Elektrikleri kesiliyor. Bunların mutlaka devlet tarafından, yani ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından çözülmesi gerekiyor. Ama tarımda esas mesele şu: bir planlama, iyi bir planlamaya ihtiyaç var. Bunun yapılması lazım. Hala planlamalar yapıldı, hala ama bizim planlamada eksiğimiz var. İşte biraz önce söyledim. Patates, soğan niye bu kadar üreticinin elinde kaldı? Çünkü plansız bir ekim var. Hala planlama tam olarak kontrol altına alınabilmiş değil, ya da Türkiye'nin her tarafını ve bütün ürün çeşitlerini, bütün çiftçilerimizi kapsayacak hale gelebilmiş değil. İkincisi, bu toplulaştırmaya devam edilmesi lazım. Hala kullanılmayan pek çok arazimiz var, verimli arazimiz var. Üçüncüsü de işte bu sulama. Çünkü bizim şu anda, gerçi son 2020 ve 2021 yılı merkezi yönetim bütçelerine baktığımızda DSİ'ye, yani sulama barajlarına yönelik yatırımda büyük bir artış olduğunu görüyoruz. Hatta yeraltı barajları yapılmaya başlandı. Bunlar güzel ve büyük hamleler, ama bunların da henüz istediğimiz seviyeye gelemedik. Bunlar da istediğimiz seviyeye gelmemiz için yatırımın artması lazım. Yatırım artınca da üretimin arttığını da hep birlikte göreceğiz. Efendim, ben şimdi sıcak bir gelişmeyle devam etmek istiyorum. Bugün Merkez Bankası toplandı ve faiz kararı açıklandı. Faiz oranı %19 seviyesinde sabit tutuldu. Toplantıdan çıkan karar bugün bu şekildeydi. Nasıl yorumlarsınız %19 seviyesinde sabit tutulmasını faiz oranının? Zaten Türkiye'de faizler çok yüksek. Dolayısıyla da artırılmaması olumlu bir gelişme. Hatta düşürülebilme imkanı varsa, tabii bu bir denge meselesi. Düşürülmesi lazım. Çünkü burada bir dengesizlik var. Zaten bizim ekonomimizin en temel problemlerinden bir tanesi bu. Şimdi enflasyon kaç açıklandı? Enflasyon %14-15 seviyesinde açıklandı. Şimdi eğer bir ülkede enflasyon %14-15 ise faizin de bu rakamlarda olması lazım. Yani bizim o zaman şu nedir? Eğer gerçekten faizler %19, ki bu merkezin faizi, bir de normal bankalara gittiğinizde bu %20'lerin altında değil. Yani asgari %20. Şimdi o zaman bu neyi gösterir bize? Gerçek enflasyon rakamlarında aslında 19-20'lerde olduğunu gösterir. Şimdi vatandaşımızı bu anlamda olumsuz etkilemektedir. Kur baktığınız zaman bir türlü dengeli bir şekilde devam etmiyor. Yani her gün aşağı yukarı oynama var. Yani bir bakıyorsunuz dolar 8.200'e çıkmış, bir bakıyorsunuz 8.100'e düşmüş. Euro bir bakıyorsunuz 9.700, bir bakıyorsunuz 9.500'lü rakamlarda. Yani hemen hemen her gün böyle inişli çıkışlı bir döviz rakamları görüyoruz. Yani bunları her gün ekranlarda bunları görüyoruz. Bunun oturması lazım. Bunun oturması biraz zaman alacak gibi gözüküyor. Tabii bu direkt üretimle alakalı bir şey. Aslında biz son yıllarda cari açığımızı da epey azaltmıştık. Dış ticaret dengemizi dengelemiştik. Yani dış ticaretteki açığımız da azalmıştı. Ama maalesef bu pandemiyle birlikte tekrar dış ticaret açığımız, yani ihracat ithalat dengemiz, ithalat lehinde gelişmeye başladı. İthalatla ihracat arasındaki fark biraz daha ithalat lehine açılmaya başladı. Bu da tabii cari açığı getirdi. Tabii bir de turizmden elde ettiğimiz her yıl 30-35 milyar dolar da olmayınca, buradaki cari açık, yani 10-15 milyar dolarlara düşmüş olan cari açık,
birden tekrar 40-45 milyar dolarları gördü ki bu da tabii Türkiye ekonomisi için olumsuz bir tablo. Bakın şu an bu sene hazine 400 milyarın üzerinde borçlanacak. Yani bu borçlanmanın bir kısmı yurt dışından, yani dış borç, bir kısmı ki büyük kısmı içeriden bir borçlanma olacak. Faizler bu kadar yüksek olduğu anda bu nedir? Hazineye büyük bir maliyet getirecek. Hazine kimin hazinesi? Milletin hazinesi. Dolayısıyla da maliyet millete sırtına binmiş olacak. Efendim biraz da siyaset gündemine bakacak olursak. CHP'de şu sıra 128 milyar dolarlık bir iddia var. Siz Kocaeli'de bununla ilgili sanırım bir açıklama yaptınız. Bu iddialar gerçeği yansıtmıyor. Fakat hükümet bu konuya ciddi bir şekilde cevap vermesi gerektiğini ifade ettiniz. Merkez Bankası rezervlerindeki 128 milyar doların eridiğini iddia ediyor Cumhuriyet Halk Partisi. Evet. Şimdi... bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin iddiası. Şimdi baktığınız zaman Cumhuriyet Halk Partisi de bunu iddiadan öteye taşıyabilmiş mi? Hayır, taşıyamamış. Yani bunu temellendirebilmiş mi? Temellendirememiş. Bana göre popülist bir söylem, popülist bir politikanın bir sonucu. Bizim gördüğümüz şudur. Elbette ki pandemi döneminde Türkiye hazinesi, maliyesi zorlu bir sürece girmiştir. Biraz önce de bunları anlattım. Evet. Ama 128 milyar hazinenin kasasından alınarak birilerine peşkeş çekilmemiştir. Yani böyle bir şey olabilir mi? Yani devletin parasını, devletin kasasındaki paraya kim el uzatabilir ki? Ha, burada şunu diyebilirsiniz. Yanlış değerlendirmeler olmuştur, yanlış yatırımlar olmuştur. Efendim işte dövize müdahale için şu kadar Merkez Bankası dolar bozdurmuştur. Bunu bozdurmasaydı da farklı bir yöntem sergileseydi diyebilirsiniz. Bir de o süreçte Türkiye şunu yapmaya çalışıyordu. O güne kadar dış piyasalarla ekonomisini yürüten ve dengede götürmeye çalışan Türkiye şunu denedi o süreçte. Kendi rezervlerini kullanarak dışarıya muhtaç kalmadan, dışarının operasyonlarına müsaade etmeden kendi içeride ekonomisini çevirme tercihini kullan. Burada elbette ki Merkez Bankası'nın rezervleri büyük oranda devreye sokuldu. Bence yapılmış olan budur. Ve devletin kasasındaki para biz inanmıyorum. Çünkü sadece mevcut hükümetle ya da mevcut cumhurbaşkanı ya da ilgili bakanlarla ilgili söylemiyorum. Ben kim iktidarda olursa olsun, daha önce çok çeşitli siyasi partiler Türkiye'de iktidarda oldu. Evet, kamuda bir takım yolsuzluklar, bir takım istemediğimiz, arzu etmediğimiz şekilde kamu malının israf edilmesi, müsriflik ya da yolsuzluk var mıdır? Evet, vardır. Yani buna hiçbirimiz yok diyemeyiz. Bunu elbette ki buna karşı savaşmalıyız. Çünkü bu kul hakkıdır, yetim hakkıdır. Ama ben bilerek, isteyerek bir cumhurbaşkanının kim olursa olsun ya da bir başbakanın ya da işte bir bakanın devletin parasını göz dikeceğini ya da başka birilerine peşkeş çekeceğine, devletin kasasından alıp birisinin kesesine koyacağına ihtimal vermiyor. Cumhuriyet Halk Partisi tarafından tüm çoğu ilde, ilçe binaları da dahil olmak üzere pankartlar asıldı. Hatta Sakarya'da savcılık kararıyla kaldırıldı ve şu açıklama yapıldı. Ya bu popülist bir politika. Yani buradan yakaladıklarını düşünüyorlar. Tabii işin bu noktaya gelmesinde daha önce de ifade ettim. Hükümet edenlerin buna çok net bir cevap vermesi lazım. Kamuoyunu da aydınlatması lazım ki CHP'nin elinden bu kozun da alınması lazım. Daha önce biliyorsunuz buna benzer şeyler yaşandı. Mesela en son Gara operasyonunda ne dediler? Ki HDP bunu topluma yutturmaya çalışıyordu. Güya bizim uçaklarımız bombaladı ve orada şehit olan kardeşlerimiz de hayatını kaybedenler de bizim uçaklarımızın bombalanması sonucu hayatını kaybetti gibi bir yalan, iftira, tezvirat çıkardılar ilk gün. Ama geldi Sayın İçişleri Bakanımız mecliste takır takır belgelerini ortaya koyunca bir daha ağızlarını açamadılar.
Burada da hükümet yetkililerinin buna çok net bir cevap vermesi lazım. Muhalefet eleştirir, muhalefet söyler. Muhalefetin eline siz bir koz verirseniz bunu kullanır. Bu hatta bunun üstünde bazı siyasi partiler, bizim siyasi anlayışımızda yok ama herkes bizim gibi siyaset yapmıyor. Hı hı. Bunun üzerinde tepinir. Dolayısıyla da popülizmi sonuna kadar dener. Şu anda bu yapılıyor bazı konularla ilgili. Biz bunun önüne geçmek için hükümetin, devleti yönetenlerin bu konuda hem kamuoyunu hem meclisi yani ilgili kesimleri çok açık ve şeffaf bir şekilde bilgilendirmesi gerektiğini de söylüyoruz. Efendim yine gündemde olan bir konuyla devam etmek istiyorum. Bağımsız milletvekili Ahmet Şık'ın milletvekilliğinin düşürülmesi için fezleke düzenlendi ve bu kişi Sayın Şık da Boğaziçi eylemlerinde işte vatandaşa sokağa çıkın çağrısında bulunan bir isimdi. Bunun üzerine milletvekilliği düşürülmesi için harekete geçildi ve fezlekede konuyla ilgili düzenlendi. Bu konuyla ilgili neler söylersiniz? Şimdi bakın Sevda Hanım, Türkiye Büyük Millet Meclisi Karma Komisyonu'nda tahmin ediyorum 1300'e yakın fezleke var. Hı hı. Yani bu bir süreç. Sadece fezleke düzenlenmesi o milletvekilinin hemen dokunulmazlığının kalkacağı anlamına gelmiyor. Evet. Hele milletvekilinin hemen sona ereceği anlamına hiç gelmiyor. Evet. Bu aylarca hatta bazen yıllarca süren bir süreç. Karma komisyon bunu gündemine alır mı almaz mı? Hazırlık komisyonu var. Orada bu en az bir aylık bir süreç var orada. Bütün bu süreçlerin geçmesi gerekiyor. Daha sonra da mecliste tabii dokunulmazlığın kaldırılması için oylama gerekiyor. O oylama 151 yeter sayısı yetiyor orada. Ama dokunulmazlığı kalksa bile yani mahkumiyeti kesinleşmeyen bir milletvekilinin milletvekilliği düşürülmüyor. Onun için bu eğer bir mahkumiyet kararı almışsa ve bu Yargıtay'ca da onanmışsa o başka bir mesele. O zaman Cumhurbaşkanlığı tarafından Meclis Başkanlığı'na gönderiliyor ve Meclis Başkanlığı'nda da oylama yapılmadan sadece okunarak okunduğu anda o kişinin milletvekilliği düşüyor. İşte en son Gergerlioğlu örneğinde evet. olduğu gibi ama cezanın kesinleşmiş olması lazım. Ha bizim Büyük Birlik Partisi olarak bu dokunulmazlıklara bakışımız nedir diye sorarsanız o da şudur. Biz evvel emirde kürsü dokunulmazlığı hariç bütün dokunulmazlıkların kaldırıldığını ileri sürmüş bir siyasi partiyiz. Bugünkü mevcut halde ise şunu söylüyoruz. Biz 100 kızartıcı suçlar ve terör suçlarıyla ilgili bir milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması gelirse biz Büyük Birlik Partisi olarak evet deriz. Ama onun dışında düşüncesini açıkladı diye, fikrini açıkladı diye milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasını doğru bulmayız. Buna da evet demeyiz. Efendim özellikle ana muhalefet partisinin sık sık dile getirdiği bir konu var. Ben bunu her siyasi isme soruyorum programlarda. Erken seçim konusu. Ana muhalefet partisi erken seçim olacağını iddia ediyor. Bununla ilgili hatta hazırlıklara da başladı. Sizce erken seçim olur mu? Direkt sorayım. Şimdi ben bir erken seçim ihtimali görmüyorum Türkiye'de. Bir kere ülkenin buna ihtiyacı yok. Milletin gündeminde de erken seçim yok. İkincisi de teknik olarak da bu mümkün değil. Yani kanunen de. Şöyle ki iki şekilde erken seçime gidilebilir. Bir Cumhurbaşkanı isterse. Hı hı. Şimdi soralım. Yani Cumhurbaşkanı daha 2 yıldan fazla bir süreç varken niye erken seçime gitsin? Bir de Türkiye'nin tablosu ortada. Yani bir pandemi sürecinde esnaf, tüccar, sanayici, işçi, önemli bir kesimi zorlukla mücadele ederken hangi iktidar seçime gider Allah aşkına? İkincisi meclis tablosuna baktığımız zaman mecliste Cumhur İttifakı'nın oy toplamı işte AK Parti, MHP, Büyük Birlik Partisi 348. Cumhur İttifakı istese olmaz. Peki Millet İttifakı'nın toplamı kaç dediğimizde onların sayısı zaten 220-230 civarında. Halbuki erken seçim için 360 sayısı gerekiyor. Hatta bağımsızları falan diğer hepsini ekleseniz yani 340'ı bulmayan bir sayı var. Şimdi burada 240'ı bulmayan
250'yi bulmayan bir sayı var. Yani Cumhur İttifakı dışında kalan partiler ve bağımsız milletvekillerini söylüyorum. Şimdi dolayısıyla meclisin de bu anlamda seçime götürmesi mümkün değil. Onun için ben erken seçimi özellikle Cumhuriyet Halk Partisi ve Millet İttifakı bileşenleri seçimi sıcak tutmak adına, Cumhur İttifakı'nı ve hükümeti yıpratma adına ve millete de sürekli sandığı hatırlatarak bu yaşanan zorlu sürecin faturasını iktidara daha ağır bir maliyetle kesmenin hesabı olduğu ve bu söylemin de bundan kaynaklandığını düşünüyorum. Şimdi Sayın Destici, biraz da Sakarya'ya gelmek istiyorum. Siz Sakarya'ya çok gelen bir isimsiniz. Yolunuz düştüğünüzde her seferinde muhakkak uğrarsınız Sakarya'ya. Biraz bu sorum geç kalınmış bir soru olabilir. Ama anca fırsatım oldu. O yüzden şimdi sormak istiyorum sizlere. Malumunuz Hendek Belediyesi sizdeydi. Fakat seçimden sonra Turgut Babaoğlu Milliyetçi Hareket Partisi'ne tekrardan geçiş yaptı. Bu süreçte partiniz tarafından çok sert dille cevap verildi. Çok sert eleştirildi de fakat sizin ağzınızdan bu konuyla ilgili biz hiç açıklama almadık, yorum alamadık. Ne dersiniz? Şimdi şunu ifade edeyim. Tabii biz Büyük Birlik Partisi olarak yerel seçimlerde özellikle ülkemizin doğu ve güneydoğusunda devletin bekasını önceleyerek aday çıkarmadık. Ve HDP'nin karşısında kim varsa Cumhur İttifakı adaylarından diyelim ki AK Parti, MHP kim güçlüyse bunları destekledik ama HDP tehlikesi olmayan yerlerde kendi adaylarımıza çıktık. Batı'da da büyükşehir belediye başkanlıkları ve yine ilçelerde de büyükşehir ilçelerinde de yine Cumhur İttifakı karşısındaki bir siyasi partiyle böyle kafa kafaya gidiyorsa orada da aday çıkarmadık. Yine Cumhur İttifakı adaylarını destekledik. Cumhur İttifakı'na olan sadakatimiz, bağlılığımız ve burada gerçekten hiçbir çıkar gözetmeden bulunmamızın bir sonucu bu, göstergesi, samimiyetimizin bir göstergesi. Ama onun dışında kalan yerlerde Büyük Birlik Partisi kendi adaylarıyla girdi. Ve biz sadece belediye başkanlıklarının dörtte birinde aday göstermemize razım ben ki bu da nüfusun aslında %20'si yapıyor seçmen sayısının. %2 oy aldık. Aynı şey il genel meclisi oyları ve belediye meclisi oyları için de geçerli. Yani Büyük Birlik Partisi büyük bir sıçrama yaptı. Şimdi ben tabii Sakarya'da bizim sıçrama yaptığımız ve oy potansiyelimizi çok üst noktaya çıkardığımız illerimizden bir tanesi, illerimizin başında geliyor. Sadece Hendek'te değil, efendim işte orada Kaynarca'da, Karapürçek'te, Erenler'de, efendim işte diğer pek çok ilçemizde daha biz Büyük Birlik Partisi olarak çok yüksek oylar aldık. Yani bu oylara baktığımız zaman Büyük Birlik Partisi'nin bir kısmının elbette ki yerelde adayların etkisi var. Ama yerelde biz kendi adaylarımızla girdiğimiz ilçelerde de ilçe belediyelerinde de yine aynı yükseklikte oylar aldık. Bunları aldık. Dolayısıyla ben burada teşkilatımıza bir kere daha şükranlarımı sunuyorum. Hem o dönemde görevde olan il başkanımıza, il yöneticilerimize ve ilçe yöneticilerimize, ilçe başkanlarımıza, bütün adaylarımıza, hem belediye başkanı adayları hem meclis üyesi adaylarımıza, hem de bu dönemde yine görev yapan bütün arkadaşlarımıza ben şükranlarımı sunuyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Tabii biz bir de şöyle bir şey oldu. Bizim kendi teşkilatımızdan değil de dışarıdan bize gelip yerel seçimlerde aday olmak isteyen şahıslar oldu. Biz bunlara da şunu söyledik. Biz eğer bir kişiyi aday göstermişsek ondan sonra o kişiyi tekrar adaylıktan çekmeyiz ve sonuna kadar da onun arkasında dururuz dedik. O aday olan arkadaşlar da şahıslar da bizlere kendileri de seçildikleri takdirde sonuna kadar Büyük Birlik Partisi'nde dönemlerini en azından sonlandırana kadar hizmet edeceklerini söylediler.
Dolayısıyla da bundan sonrası, ben bunları söyledikten sonra şahıslar üzerinde konuşmam. Dolayısıyla da bir yorum da yapmam. Ama bütün bu söylediklerim çerçevesinde takdiri de Sakarya halkımıza, Hendek'te yaşayan vatandaşlarımıza ve bütün o bölgede yaşayan vatandaşlarımıza ve aziz milletimize bırakırım. Teşekkür ediyorum verdiğiniz cevaptan Mesela dolayı. bizim belediyelerimiz içerisinde ilk araç gönderdiğimiz yer mesela Evet, Hendek'ti, şey olarak evet. Sakarya Hendek'ti. Dolayısıyla bizim Hendek Belediyesi'ne hem o süreçte hem daha süreçte istenirse biz neticede vatandaşa hizmet odaklı siyaset yürütüyoruz. Biz ister belediye bizde olsun, ister bizde olmasın. Bakın bana şu anda sadece kendi belediye başkanlarımız değil, sair partilerden ki sadece Cumhur İttifakı içinde yer alan değil, Cumhur İttifakı dışında olan siyasi partilere mensup belediye başkanları da Ankara'da beni ziyaret ediyor ve meselelerinin çözümünde yardım istediklerinde ben gerçekten haklı bir talepleri varsa bu haklı taleplerinin yerine getirilmesi noktasında da elimden gelen bütün gayreti gösteriyorum. Hiçbir parti ayrımı yapmadan bunu yapıyorum ve yapmaya da devam edeceğim. Efendim, yine geçtiğimiz günlerde bir açıklamanız oldu. Aşırı sert bir dille kınadınız. Hollanda'da aşırı sağcı siyasi parti genel başkanı Ramazan ayı ve İslam ve Müslümanlara hakaret etmesi şeklinde bir açıklamaları oldu. Siz de çok sert bir şekilde tepki gösterdiniz bu açıklamalara. Şiddetle kınıyorum ifadesini kullandınız. İkiyüzlülüğün yeni ve sayısız tezahüründen biri olmuştur ifadesini kullandınız. Şimdi bu Hollanda'daki aşırı sağcı ismin kullandığı ifadelerle ilgili daha geniş bir yorum istiyorum sizden. Şimdi tabii bir meselenin genel boyutu var. Yani genel bir Batı'nın, Avrupa'nın İslam'a, Müslümanlara, Türklüğe bakışı var. Bir de özelde bu Geert Wilders'ın bakışı var. Evet. Şimdi önce genel bakıştan bir yola çıkacak olursak, Batı emperyalist bir zihniyete sahip, sömürgeci bir anlayışa sahip ve bugün hala yüzlerce milyar dolarını başta Afrika olmak üzere Asya ve Amerika kıtasındaki bazı ülkelerden sömürüye devam ediyorlar. Yani mesela Fransa Cumhurbaşkanlığı ya da işte İtalya Başbakanlığı Türkiye'ye ve Sayın Cumhurbaşkanı yönelik aslında sözlerin altında Türkiye'nin işte o emperyalist çıkarlara müdahalesi var. Evet. Ve Türkiye'nin Afrika'daki varlığını artırması, orada gücünü artırması, yardımını artırması, oradaki ülkelerin kendi ayakları üzerinde durması noktasında verdiği destek İtalya ve Fransa'yı ve orayı sömüren diğer Avrupa ülkelerini ciddi anlamda rahatsız ediyor. Aynı şey Avrupa Birliği üyesi ülkeler açısından baktığınızda işte Yunanistan'a niye bu kadar destek veriyor? Güney Kıbrıs kesimine niye bu kadar destek veriyor? Çünkü bir çıkarları için iki bu coğrafyada hala Müslüman Türk'ün varlığını hazmedebilmiş değiller. Şimdi böyle genel bir fotoğraf var. Ben geçtiğimiz günlerde beni ziyaret eden Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye delegasyon başkanına da ifade ettim. PKK'ya verdikleri destek, PKK'nın siyasi partisi HDP'ye verdikleri destek başta olmak üzere Türkiye düşmanlarına sahip çıkıyorlar. Halbuki dedim ki kendi herhangi bir Avrupa ülkesinde siz terörle iç içe olan bir partiye, hatta terör örgütünün bizzat partisi olan bir siyasi yapıya izin verir misiniz? Vermezler. Ama iş Türkiye olunca veriyorlar. Şimdi yani Wilders özelinde baktığımız zaman bunun gibi aslında siyasi parti genel başkanı işte ya da parlamenter ya da işte temsilciler meclis üyesi bunların içerisinde bu Geert Wilders gibi hala ırkçı, neo-nazi, faşist kafaya sahip insanlar var ve bu insanlar fırsatını bulduklarında da içlerindeki bu zehiri çeşitli argümanlarla bazen söz olarak bazen bir işte sosyal medya hesabında paylaşım olarak bazen bir eylem olarak
ortaya koyabiliyorlar. Hı. Bu en son Geert Wilders'in Ramazan ayı ile ilgili paylaşımı. Bütün Müslümanları ve Türkleri, İslam'ı aşağılayıcı ve Avrupa'da yeri yok, bunların yani Avrupa'nın geleceğinde yeri yok gibi ifadeler kullanarak stop Ramazan diyerek, yani Ramazan ayını artık Müslümanların Avrupa'da yaşamamasını istemesi büyük bir soytarılık, büyük bir ırkçılık, faşistlik. Dolayısıyla bunları kınıyoruz, bunları lanetliyoruz ve başta da Avrupa Parlamentosu'na, Avrupa Birliği üyesi ülkelere, demokrat olduklarını ifade edenlere, insan haklarının yanında olduklarını ifade edenlere diyoruz ki bunun ağzının payını siz verin. Yani bizden önce bunları siz susturun. Yoksa bunlar susmazsa bu dünya barışına da, insanlar arasındaki barışa da, kardeşliğe de büyük bir zarar verecek. Avrupa ırkçılıktan, faşizmden, diktatörlükten çok çekmiş bir coğrafya. Kendi kendileriyle savaşlarında milyonlarca, hatta yüz belki milyon, onlarca milyon insan hayatını kaybetmiş. Dolayısıyla bu tür varlıkların konuşmasına müsaade ederlerse yine kendi Avrupa içlerinde kan ve gözyaşıyla karşı karşıya kalabilirler. Efendim, ben son sözlerinizi alayım. Neler söylersiniz son olarak? Tabii son olarak aziz milletimizin ve Sakarya'da yaşayan kardeşlerimizin mübarek Ramazan aylarını bir kere daha tebrik ediyorum. Siz de girişte söylediniz. Sakarya bizim için özel bir yer. Gerçekten. Hem insanıyla, hem doğasıyla, hem çiftçisiyle, hem sanayisiyle. Gerçekten. Bir de tabii Anadolu coğrafyamızın güzel bir kilim desenlerini de sergiliyor Sakarya'mız. Yani Sakarya'da manavlar var, yerliler var, Karadenizler var, Birçok millet var. ağırlıklı olarak tabii Kafkas göçmenleri var, Çerkezinden Abazası'na kadar, Laz'ına. Ülkemizin yine değişik vilayetlerinden gelmiş, orada ekmeği için, rızkı için çalışan insanlarımız var. Kardeşçe yaşanan, milli manevi değerlerine çok bağlı bir ilimiz. Tabii burada başta Adapazarı olsun, Akyazı, Arifiye, Erenler, işte baktığınız zaman burada Ferizli ve Geyve, Hendek, Karapürçek, Karasu. Mesela biraz önce Karasu'yu atladık. Yine orada da başarılı bir belediye başkan adayımız ve teşkilatımız var. Onlar da çok güzel bir rol aldılar. Yine Kaynarca, Karaali, Pamukova, baktığınız zaman Sapanca Türkiye'nin çok güzel yerlerinden ve herkesin dikkatini çeken bir yer, gölüyle birlikte. Serdivan aynı şekilde, Söğütlü, Taraklı. Yani bütün bu ilçelerine baktığımız zaman burada hem tarih var, hem kültür var, hem medeniyet var, hem güzel insanlar var, hem de güzel bir coğrafya var, tabiat var, doğa var. Onun için Sakarya Türkiye'nin en güzel şehirlerinden bir tanesi. Biz Sakarya'yı seviyoruz, Sakaryalıları seviyoruz. Sakarya'da daha çok çalışacağız, daha başarılı olacağız ve inşallah Sakarya hizmet etmeyi de bize nasip edecek Rabbim diye ümit ediyorum. Sayın Dua Des ediyorum. Sayın Destici, iyi dilekleriniz için de çok teşekkür ediyoruz öncelikle. Bu pandemiden dolayı başta da söyledik, artık uzaktan uzağa programlar yapılıyor. Sakarya'ya geldiğinizde bu pandemiden sonra inşallah en kısa zamanda bu pandemi biter ve sizleri stüdyomuzda ağırlamak da çok isteriz. Eski zamanlarda, eski günlerde olduğu gibi pandemisiz, daha sağlıklı günlerde Sakarya'da sizleri stüdyomuza da çok ağırlamak, görmek isteriz. Haberiniz, bilginiz olsun. Tabii, ben tabii 264 Sakarya'da gerçekten en çok izlenen ve çevresinde tabii ulusal uyduda da olduğu için bir kanalımız. Tabii yöneticileri gayretli arkadaşlarımız, onları da tanıyoruz. Onlara da başarılar diliyorum. Sizin gibi kıymetli program sunucuları var, yapımcısı var. Yani yapımcısından sunucusuna, sahibinden efendim işte genel yayın yönetmenine, kameramanından muhabirine, hatta orada çalışan bütün arkadaşlarımızı da, 264'te çalışan bütün arkadaşlarımızı da ben hem tebrik ediyorum, hem başarıların devamını teşekkür diliyorum, ediyoruz. hem de hasreten onların mübarek Ramazan ayını ayrıca tebrik ediyorum.
Teşekkür ediyorum ve sizlere iyi günler diliyorum efendim. Hayırlı günler. Bütün vatandaşlarımızı bir kere daha sevgiyle, saygıyla, hürmetle ve muhabbetle selamlıyorum. Sağlıklı ve afiyette olmalarını Yüce Rabbim'den niyaz ediyorum. Evet, bizler de bir kez daha teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyenler, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici Gündem 264 programında konuğumuzdu. Gündemi değerlendirdik kendisiyle, gündemi yorumladı bizlerle birlikte ve programımızın da sonuna geldik. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.